Meme protezinde, protez seçiminde önemli olan hastanın meme dokusu, yağ dokusu, deri kalitesi, memenin sarkıklığıdır. Burada hangi protezin koyulacağının kararını aslında bize hastanın kendisi belirler. Kendisi derken kişisel olarak vücudunun gösterdiği, vücudunun yapısı belirler. Burada deride mesela bir sarkma varsa protezi ona göre yerleştirmek gerekir. Veya hastanın meme dokusu yeterli değilse belli noktaya yerleştirmek gerekir. Genelde benim tercihim meme protezini koyarken meme alt kıvrımından yerleştirmek. Çünkü bu bölgede izler genelde kayboluyor. 6 ay 1 yıl içinde belli belirsiz oluyor. Ama diğer bölgelerde iz göze batabiliyor. Onun dışında kas altı, kas üstü problem var. Hastaların hep kafasına takılan. Burada kas altının veya kas üstünün herhangi bir birbirine üstünlüğü yoktur. Hep dediğim gibi burada önemli olan hastanın neye ihtiyacı varsa, hangi bölgeye yerleştirildiğinde daha güzel, daha doğal olacaksa onu yapmaktır. Ve benim tercihim her zaman odur. Dediğim gibi kas altı, kas üstünün birbirine herhangi bir üstünlüğü yoktur. Süreç nasıl işler? Süreç hasta ameliyathaneye girdikten sonra 45 dakika 1 saat içinde operasyon biter. Hasta bir gece hastanede kalır. Eğer çalışıyorsa günlük hayatına 2. 3. 4. gün dönebilir. Ancak ağır iş yapmasını bir hafta istemiyorum. Hastaya yaklaşık 1 ay ağır spor önermiyorum. 1 ay sonra ağır spor yapabilir hasta. Ameliyattan sonra giydirdiğim özel bir sütyen var. O sütyeni de 15 gün kullanıyor. 15 gün sonra sporcu sütyeni ve 1 ay normal o balenli dediğimiz demirli sütyenleri kullanmıyor.